Merhaba. Bir terasta oturmuş Roma'ya. Aslında bir Roma İmparatorluğu forumuna bakıyoruz. Roma forumu hemen her Roma şehrinde görebileceğiniz kentsel bir alan. Roma forumları idari, ticari merkezi oldukları gibi politik ve sosyal merkezlerde olmuşlar. Şu an ekranda antik Roma ve Cumhuriyet dönemlerine kadar uzanan uzun bir gelenek olan forumlardan birini görüyoruz. Jules César yeni bir gelenek başlatır ve kendi forumunu inşa eder. Forumun ana bölümü çok kalabalıklaşır ve Sezar kendi politik gücünü sergilemek ister. Böylece Sezar'la başlayan bu yeni gelenekle farklı imparatorlar tarafından inşa edilen birçok forum oluşur. Sayıları giderek fazlalaşır. Örnek olarak Augustus'un forumu ve daha sonra Nerva forumu olan Domitia'nın forumu verilebilir. Şu an ekranda gördüğümüz forum ise Trajan Forumu. Ama Trajan'ın bir sorunu vardı. İnşa edilebilen alan zaten daha önceki imparatorların forumlarıyla dolmuştu. Bunun üzerine Trajan, mimarı ve mühendisi olan Şamlı Apollodorus'u forumun inşasına engel olan tepeyi en azından tepenin büyük bir kısmını ortadan kaldırması için görevlendirdi. Şu an gördüklerimiz maalesef sadece orta çağa ait, klasik yapı üzerine kurulan evlerin temelleri, kalıntıları ve duvarları. Belki de gelecekte bir gün arkeologlar daha da derine inmeye karar verip Trajan Forumu'nun kalıntılarını bulacaklar. Ama yine de Trajan'a ait kazı yapılmış bir alan görebiliyoruz. O da Ulpia Bazilikası. Trajan Forumu'nun büyüklüğü neredeyse önceki bütün imparatorluk forumlarının toplamı kadardır inanılmaz şaşalı bir yapısı vardı. Törensel büyük giriş yolu forumun iç alanını açılırdı. Tepesinde Traya'nın altı atla çekilen bir at arabası ve onu takip eden zafer tanrıçasıyla heykeli olduğunu düşünüyoruz. Forum içine girdiğiniz zaman ortada Traya'nı at üzerinde gösteren bir heykel vardı. Bu heykelin nasıl göründüğünü hayal etmek için Marcus Aurelius'un atla heykelini düşünebilirsiniz. Devasa alanın yan taraflarında eksedra adı verilen geniş yuvarlak hatlı çıkıntılar vardı. Ama ileri bakacak olursak Roma'nın en büyük bazilikası olan Ulpia Bazilikası'nın yan duvarına bakıyor olurduk. Bir alan düşünün ki duvarları rölyeflerle ve oyma heykellerle içi Antik Roma'nın büyük politikacılarını, imparatorlarını ve askeri liderlerini anmak için yapılan heykellerle dolu. Yapıların üstünde olduğu gibi kaldırım taşları da harika renklerde mermer taşlarıyla örtülmüştü. Bunun güzel bir örneklemesi de Ulpia Bazilikası'dır elbette. Bazilikanın ismi olan Ulpia, Traya'nın soy isminden gelir. Baktığımızda en azından bu muhteşem bazilikanın ayakta kalan bir bölümünü görebiliriz. Normalde her tarafında da sütunlar olurdu. Bu sütunlar aslında kazı yapılan alanın da dışına taşıyordu. Bu yan duvarın arkasında ise başka bir giriş kapısı bulunuyor. İki tarafa da açılan kütüphanelerden biri Yunan, diğeri ise Roma edebiyatı için ayrılıyor. Tam ortalarında ise Trajan sütunu vardı. Bugün Trajan sütunu çok yalnız duruyor olmasına rağmen normalde etrafını çevreleyen binalar vardı. Aslında Yunan ve Roma edebiyatını içeren kütüphaneler birer verandası olacak şekilde inşa edilmişti. Böylece girişlerde Trajan sütunu üzerindeki rölyeflerin muhteşem manzarasını seyredebilirdiniz. Alanın geri kalan kısmının tahrip olduğu düşünüldüğünde Trajan sütunu olağanüstü iyi durumda duruyor. Trajan Roma İmparatorluğunu tarihinin en geniş sınırlarına ulaştırdı. Trajan mükemmel bir ordu lideriydi. Ve Trajan sütununun amacı da Trajan'ın gerçekleştirdiği askeri galibiyetleri sergilemekti. Bu galibiyetlerden Trajan'ın Daçyalıları yendiği ve birkaç yıl süren iki harekat planı özellikle öne çıkarılmıştır. Trajan açık bir şekilde askeri zaferlerinden ve sınırları genişletmesinden gurur duyardı. İmparatorluk forumu boyunca esir edilmiş, güçlü ve soylu rakip olarak gösterilen Dachyalı heykelleri vardı. Dachyalı heykellerini tespit etmek kolaydı çünkü Romalılardan oldukça farklı görünüyorlardı. Dachyalıların püsküllü şalları, uzun saç ve sakalları olurdu. Bunun içinde bu heykellere bakan herkes yenilen Dachyalı düşmanlar olduğunu kolayca anlardı. Ayrıca ortamda Romalıların yaptıklarının yarattığı bir doğruluk algısı vardı. Baktığınız her yerde Romalıların defettiği düşmanlarının heykellerini görüyorsunuz. Trajan, Dacyalılar karşısındaki zaferinden kazanılan ekonomik güçle bu anıtsal forumu inşa ettirdi. Bu nedenle foruma yaklaştığınızda önce Trajan'ın atlı heykelini, daha sonra da Trajan sütununu görüyorsunuz. Şu an Trajan sütunu üzerinde Aziz Peter heykeli duruyor olsa da ilk halinde Trajan'ın heykeli vardı. Sütun 38 metre yüksekliğinde ve bu yükseklik forum inşa edilmeden önce Şamlı Apollodorus tarafından kaldırılan Toprak Tepe'nin yüksekliğini simgeliyor. Böylece bu sütun adeta Romalıların insan ırkının doğaya boyun eğdirme ilgisini sergiliyor. Evet, özet olarak Forum ve arkasında Ulpia Bazilikası yer alıyor. Bazilika arkasında da ortada Trajan sütunu kalacak şekilde iki kütüphane yer alıyor. Bunların arkasında ise Trajan bir tapınak yaptırmayı planlamış. Tapınaklar genelde her forumun bir parçası olarak bulunurdu ama Trajan tapınağı yaptıramadan öldü. Yine de planlanan tapınak bir sonraki imparator Adrianus tarafından tanrılaştırılan Trajan anısına inşa edildi. Bu imparatorluk forumu Büyük açık bahçesiyle, bazilikasıyla, kütüphaneleriyle, sütunuyla ve tapınağıyla kentsel bir alan oluyordu. Aynı zamanda da merasim yapılan bir alandı. Ama hemen bitişiğinde tepeye yapılan ve kısmen tepeyi yerinde tutan yapı ise Trajan Çarşısı'ydı. Bu alanın büyük bir kısmı hala sağlam olarak duruyor. Şimdi ise müze olarak kullanılıyor. Yani genelde antik Romayı ve mimarisini düşündüğümüz zaman aklımıza forumlar ve tapınaklar geliyor. Ama aslında Romalılar birbirine yakın çok katlı bina yapımında son derece uzmandı. Bu binalar günümüzdeki alışveriş merkezlerini ya da apartman binalarını andırıyor. Bunun sebebi ise Romalıların betonu kullanma yöntemini mükemmelleştirmiş olmaları. Hadi şimdi de içeri girip Trajan Çarşısındaki bazı alanlara bir bakalım.